Ben de önce birkaç teşekkür edeyim çünkü Saltın böyle bir sergi hazırlaması, daha doğrusu böyle bir sergi hazırlama teklifini kabul etmesi bizim açımızdan sergiyi düzenleyen arkadaşlar açısından gerçekten önemliydi. E, Salttaki çalışan arkadaşlara, Orkun'a, Eylül'e, tabii ki Fatma Çolakoğluna e, teşekkür etmek istiyorum. Sonra da. E, olumlu bir şeyler söyleyecekmişim izlenimini duyabilirsiniz ama size olumsuz bir şeylerden söz edeceğim. Zaten başlıktan anlayabilirsiniz. Türkiye'de mimarlık eğitimi bir kurumlaşamama tarihi. Bu Türkiye'deki mimarlık eğitiminin bir türlü kurumlaşmaması, kurumlar halinde örgütlenememesi gibi bir meseleye ilişkin dolayısıyla da öğretim kurumlarının ciddi problemleri olduğunu görmek zorundayız. Kabaca bunu anlatmaya çalışacağım. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü bu aslına bakarsanız saatlerce konuşulabilecek, hatta ağlanabilecek bir meseledir. Öğrenciler bunun ne demek olduğunu bir ölçüde biliyorlardır ama öğretim üyeleri de biliyorlar bu sorunun ya da bu sorunlar yumağının ne demek olduğunu. <laughs> Kabaca anlatacak olursam öncelikle mimarlık nedir? Mimarlık bir toplumsal sistemdir. Tüm toplumsal sistemler özerktir ve otopoyetiktir. Toplumsal sistem meselesi nedir diye kabaca açıklayacak olursam ki kabaca açıklanması mümkün olmayan bir şey Luhmann adında bir önemli Alman sosyoloğunun toplumun nasıl çalıştığına ilişkin bir kitabından kaynaklanan bir meseledir. Orada çeşitli sistemleri, toplumsal sistemleri açıklar. Diyelim ki hukuk bir toplumsal sistemdir. Diyelim ki eğitim bir toplumsal sistemdir. Mimarlık toplumsal sistemdir. Tıp toplumsal sistemdir. Sağlık yönetimi bir toplumsal sistemdir gibi çeşitli başlıklar altında toplumsal sistemler meselesi özetlenebilir. Otopoyetik olmak ne demekse? Otopoyetik olmak demek aslına bakarsanız Mimarlık bir doğa, evet. Sistemler bir kere kendilerini yeniden üretirler. Sistemin temel özelliği sürekli olarak kendisini yeniden üretmesidir. Dolayısıyla mimarlık da kendisini yeniden mi üretir? Evet, mimarlık kendisini yeniden üretir. Otopoyetik olmasın meselesi ise son yıllarda epey tartışılan bir mesele kabaca yakın zamana kadar mimarlığın otopoyetik olduğundan ya da özerk olduğundan söz etmek söz konusu değildi. Bu genellikle bir okula başladığınız zaman karşılaştığınız durumdur. Mimarlık her şeye ilişkindir. Mimarın şundan da anlaması lazım, bundan da anlaması lazım, ekonomi de bilmesi lazım gibi çeşitli argümanlarla sürekli karşılaşılır. Ama otopoyetik sistemler bu demek değil. Otopoyetik sistemler başka otopoyetik sistemlerle yolları tabii ki kesişir. Onlardan da etkilenir diyelim. Hukukta olan bir değişiklik mimarlıkta da hiç kuşkusuz yansımalarını bulur. Ama bu mimarlığın bir sistemler ya da çeşitli toplumsal pratikler arasında ki karışımın içinde var olduğu anlamına gelmez. Çok daha karmaşık bir meseledir ve 1900 bildiğim kadarıyla 30'larda başlayan bir tartışma sonra yaklaşık olarak 2000 lira kadar unutulmuş bir tartışmadır bu. Sonraki dönemde ise yine tartışmalar devam etti. Mimarlık özerk midir yoksa başka disiplinlerle ortak bir zemini mi paylaşır gibi meseleler üzerinde konuşuldu. Çeşitli biçimlerde cevap verilmiş bir meseledir. Söz gelimi Hayes'e sorarsanız, Michael Hayes'e, o mimarlık hem özerktir hem de değildir gibi orta yolcu bir cevap verir. Buna karşılık benim hemen hiçbir konuda fikirleriyle uzlaşmadığım şu mahir, kitabında bu meseleyi doğrudan doğruya mimarlık otopoyetiktir diye yine Luhman'dan yola çıkarak ama benim size burada anlatacağım meselelerle bağlantılı olmayarak bir biçimde gündeme taşır. Dolayısıyla benim de size burada anlatacaklarım bir ölçüde mimarlığın bir toplumsal sistem olduğu ve hepsinden önemlisi bazı temel, sistemsel özellikleri olduğudur. Kendilerini yeniden üretmek böyle bir şey mimarlık mimarlığı üretir. Dolayısıyla mimarlıktaki değişimler dışarıdaki değişimlerle tabii ki ilişkilidirler ama diyelim ki Rönesans'tan Baroğa geçme meselesi dışarıdaki toplumsal etmenlerle doğrudan ilişkili olmaktan çok Rönesans'a eklemlenen bir historiografik pratik içinde ya da bir hizografik olarak kavranabilecek bir süreç içinde değişim üretmesinden kaynaklanır. Bunun ayrıntılarına hiç girmeyeyim. Modern dünyada gittikçe daha belirgin hale gelir. Sizden önce yapılmışlar sayesinde yaparsınız. Sizden önce düşünülmüşler sayesinde düşünürsünüz. Ama bu şu demek değil. Sizden önce düşünülmüşleri kabul ederek düşünürsünüz anlamına gelmiyor. Tam tersine revize edebilirsiniz. Tamamen karşı çıkabilirsiniz ama sorun daima sizden öncekilerle yaptığınız bir hesaplaşma içinde mimarlıktaki değişimler vuku bulur. Dolayısıyla da bu kendini üretme sürecinin ne demek olduğunu kabaca açıkladığımı varsayıyorum. Bütün sistemler arıza çıkarırlar. Sistem çalışıyorsa arıza çıkarır, arıza çıkarmayan bir sistem olamaz bütün sistemler. Kaçınılmaz olarak o güne kadar yapıla geldiği gibi yapamama durumları üretirler o zamana kadar kullandığınız pratikleri, düşünme yollarını, paradigmaları artık kullanamazsınız. Dolayısıyla bir kriz mi çıkar? Evet, bir kriz çıkar. Mimarlık dolayısıyla sürekli krizler yaşar. Ama bütün sistemler zaten krizler yaşarlar. Dolayısıyla hukuk kriz mi yaşar? Evet, sürekli kriz yaşar tabii ki. 18. yüzyıldaki hukuk kavrayışımızla bugünkü hukuk kavrayışımız birbirine olsa olsa kabaca benziyordur. Ama mimarlık dışındaki alanlara çok fazla değinmeyeyim. Arıza çıkıyorsa kendilerini onarırlar, sistemin içinden onarırlar. Mimarlık mimarlıktan onarılır, mimarlığın dışından diyelim ki hukuk aracılığıyla onarılamaz, diyelim ki tıp aracılığıyla onarılamaz. Böyle bir meselenin varlığını görmek zorundayız. Demek ki arıza çıkarma mimarlığa ilişkin temel meselelerden bir tanesidir. Tüm toplumsal sistemler kurumlar üretirler ve kurumlarla çalışırlar. Bu meseleyi görmek zorundayız. Hukuk kurumlarla mı çalışır? Tabii ki hukuk kurumlarla çalışır. Yargı sistemi bir kurumdur ama hukuk diye onun dışında bir epistemik alanın var olduğunu, bir bilgi alanının olduğunu söylemem herhalde kimseyi şaşırtmayacaktır. Aynı şey bütün disiplinler için geçerlidir dersem yanlış bir şey söylemiş olmayacağım. Mimarlıkta da arıza çıkaran sistemler ve kurumlar vardır. Dolayısıyla da bu gerçeği görmek zorundayız. Türkiye'de kurumlar arıza mı çıkarıyorlar yoksa daha derin bazı meseleler mi var? Ben onu anlatmak istiyorum uzunca bir süre boyunca. Dolayısıyla Türkiye'deki mimarlık okulları neleri yapamaz biçiminde bir çerçeve çizeceğimi söylemek istiyorum. Bunlar belirli bir sistematik içinde burada sunulmadılar. Hangisi daha önemli gibi bir sıralama da düşünmeyin lütfen. Neleri yapamayacağını, Türkiye'deki mimarlık okullarının neleri yapamadığını, neleri yapamayacağını görmek zorundayız. Bu temel açmazlar açmazlardan midir? Evet, temel açmazlardan biridir. Bunun farkına varmak zorundayız. Dolayısıyla küçük dokunuşlarla düzeltilemeyecek ciddi problemler yaşadığımızı, işin komik tarafı bu nedenle arıza bile yaşayamadığımızı görmek zorundayız. Arıza yaşamak için çalışan bir kurumunuz olur, kurumunuzun içinde arıza çıkar. Türkiye'de kurumunuz yoksa Aslına bakarsanız arıza da çıkmıyordur. Okullar dolayısıyla Türkiye'de arıza çıkarmazlar. Çıkarmamaları için örgütlenmişlerdir. Bir kere baştan onu görmek zorunda olduğumuzu kısaca değineyim. Ne yapamıyoruz biz Türkiye'de kurumlar olarak? Söz gelimi kurumlar kendilerini mekansallaştırırlar. Biz kurumlar olarak kendimizi mekansallaştıramayız. Bu bir okulla özdeşleşmiş diyelim ki bir mimarlık Tan söz etmek mümkündür. Yani diyelim ki EA'den konuşuyorsanız EA'in Bedford Square'de Londra'daki şu üç tane 18. yüzyıl evinde yerleşik olduğunu bilirsiniz. Bu mekansallaştırmak mıdır? Okul için yapılmış bile değiller bunlar. Kiralanmışlar zamanında ve Ey, ey diye bir okul kurmaya kalkmış 1860'lı gibi tarihlerde Londra'da bir grup mimar. Dolayısıyla da Bedford Square'deki bu yapılar özdeşleşmiş midir ile evet özdeşleşmiştir. Türkiye'de bu çok kısıtlı ölçüde yapabileceğimiz bir şeydir. Pek çok okulun kendilerine ait binası bile yoktur. Binalar genellikle başkalarından devralınmış ya da bir üniversite bünyesi, bünyesindeki bir binanın içindeki iki kattan oluşan ne diyelim hiçbir şekilde bu benim binam diye tanımlayamayacağınız yapılardır dersem yanlış bir şey söylemiş olmam. Sürekli kendi mekanını ya da mekanıyla özdeşleşmiş okul arıyorsak Türkiye'de bildiğim kadarıyla Teknik Üniversitesi'nin taş kışlasını, Mimar Sinan Üniversitesi'nin eski saray yapılarını, ODTÜ'nün kendisi için gerçekten biçimlendirilmiş binasını biliriz. Ama bu bile mekansallaştırma bağlamında aynı anlamı taşımaz. Pek çok durumda bu gibi Mimari anlamda mekansallaşma meselesiyle özdeşleşmek bile Türkiye'de zordur. Okulla özdeşleşebilirsiniz ama binanızla özdeşleşemezsiniz çoğu zaman. O binada olmakla bu binada olmak hiçbir şey fark etmez. Okullar sürekli yerden yere atılırlar, atılırlar. Pek çok okul defalarca yer değiştirmiştir hangi binada şu anda olduğunu bilemeyeceğim ama başlangıç noktasını tanımlayabileceğim okullar bile var. Bunun vahim bir mesele olduğunu görmek zorundayız. Dolayısıyla Kolombiya Üniversitesi'nin bu yüksek lisans okulu Evri Hall'da üstlenmiştir. Evri Hall artık bir sadece bina değil. Bir sadece bina olarak bile kurumdur. Evri dediğiniz zaman aklınıza bir kişi adı gelmez aslında. Bir kişi adı bu. Ama Evri aynı zamanda bir kitaplık demektir. Aynı zamanda dünyanın en büyük periyodikler endekslerinden birinin adıdır. Evri indekse girmek bir Diyelim ki mimarlık e, kurum e, bir mimarlık periyodi için e, önemli bir veri olarak kenara kaydedilir evrede olayısıyla sadece bina olarak değil demin de söylediğim gibi bir kurum olarak da çeşitli mimarlığa ilişkin başka meselelerle yolu kesişen bir mekansallık tanımlar diye söyleyebilirim. İşte söz gelimi, kitaplığını gösteriyorum. Bu kitaplık e, özellikle önemseyin. Çünkü Türkiye'de böyle bir kitaplık var mı sorusunu sorarsam, böyle bir tane kitaplık olmadığını rahatça söyleyebilirim. Evren'in kitaplığına giderseniz, Çin'deki Mimarlık Dergisi'ni de bulursunuz, Mısır'daki Mimarlık Dergisi'ni de bulursunuz, Türkiye'deki Mimarlık Dergileri'ni de bulursunuz. Ama Türkiye'deki herhangi bir okulun, diyelim ki kütüphanesine gittiniz varsa hepsinin yoktur zaten kütüphanesi varsa kütüphanenizde sadece Türkiye'deki, İngiltere'deki, Amerika'daki biraz da Almanya'daki dergilere erişim şansı bulursunuz. Oysa burada neredeyse aklınıza gelecek her dergiyi bulma şansınız var. Kabaca 16. yüzyıldan başlayarak yayınlanmış her kitabı bulabilirsiniz. Dolayısıyla Evri'de okuyorum demek kendinizi neredeyse 600 yıllık bir tarihin içinde görebilme şansınızdır. Bina geç 19. yüzyılda yapılmış ama Evri'nin tanımladığı kurumsallık 16. yüzyıldan başlayarak tanımlanabilecek bir kurumsallıktır. Bu Türkiye'de sahip olmadığımız bir özelliktir diye bir kere daha vurgulayacağım. Bauhaus aynı özelliği taşır. Sadece 14 yıl açık kalmış bir okuldan söz ediyorum. O 14 yılın içinde de bildiğim kadarıyla kabaca ee, 6 yılı bu binada geçirilmiş ama bugün Bauhaus dediğiniz zaman bu bina ile özdeşleşmiş sayısız mimarlığa ilişkin, tasarıma ilişkin argümanlar var. Dolayısıyla bu bina sadece bir bina olmanın ötesinde kendi başına bir kurum kimliğini taşıyan bir binadır. Böyle kurumlarımızın olmadığını bir kere daha vurgulayacağım. Kendi iktidar alanlarını tanımlarlar. Her kurum Kendisine iktidar alanı tanımlar. Bütün sistemler aslında iktidar alanı tanımlarlar. Mimarlıktaki kurumlar da iktidar alanı tanımlarlar. Ama Türkiye'de tanımlayamazlar. Ne demek? Bu söz gelimi Bozar diye bir okuldan bahsediyorsanız, onun kendi özgül iktidar alanı var. Bozar'da olmak demek yaklaşık olarak geç 17. yüzyıldan bugüne uzanan bir mimarlık eğitimi sürecinin içinde belirli denebilecek bir yaklaşımla eğitim göreceksiniz demektir. Kolombiya'da gördüğünüz eğitimi Bozar'da görmeyeceksiniz. Teknik üniversitede gördüğünüz eğitimi bozarda görmeyeceksiniz. Bambaşka bir eğitim sürecinin içine katılırsınız. Bu bir iktidar alanı mı tanımlar? Evet, iktidar alanı tanımlar. Bazen o kadar ciddi bir iktidar alanı tanımlar ki ben bozar mezunuyum demekle diyelim ki ben Lyon Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezunum demek hiç aynı anlama gelmez. Bunu bilmek zorundayız demek ki. Dolayısıyla okullar kendilerinin ee, bu iktidar alanını tanımlayacak sayısız etkinlikte bulunurlar. Söz gelimi size epey eski bir kitabı gösteriyorum. Ee, e, ne diyelim? Mimarlık eğitiminin Bozardaki uzanımına ilişkin epey eski bir kitaptır. 1900 sanıyorum 70'lerde basılmış bir kitaptır. Hala kullanılan bir kitaptır. Nasıl bir eğitim süreci olduğunu bütün boyutlarıyla anlatan çeşitli kişilerin metinlerinden oluşan epey önemli bir kitaptır. E, bizim böyle bir kitabımız olamaz. Yoktur. E, Türkiye'de ne zamandan beri mimarlık eğitimi yapılıyor? Kabaca 1775'ten beri yapılıyor. Şimdi, bu çok uzun bir tarih. Paris'te École Polytechnique 1790'da kurulmuştur. Yani Türkiye'de Avrupa'nın en eski mimarlık eğitimlerinden biri var. Şaka gibi. Ama bunu söylemek ne kadar mümkün? Kendimize soralım. Böyle mi acaba? 1775'ten mi başlıyor? Gibi soruları sorabiliriz. Okulun iktidar alanı pek çok bölgeye yayılır. Söz gelimi EY'in kitaplığını gösteriyorum. Küçük bir kitaplık zannedebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim size, bundan 15 yıl önce EY'in web sayfasına girmiş olsaydınız o zaman kitaplığının şöyle tanıtıldığını görürdünüz. Burada erken Rus konstrüktivistlerinin özgün kitapları var. Hatta bugün bile hatırlıyorum. Werkbund Yarbuh denilen 1910'larda çıkmış bir grup yaklaşık 6 tane kadar basılmıştır. 6 tane yıllığı vardır Werkbund'un. Bizde bunların tam takımı var diye web sayfasında reklamını yapıyorlardı. Şimdi bu kitaplık üzerinden de iktidar kuruyorsunuz demektir. Bu kitaplık üzerinden iktidar kurmayı özellikle önemsemeyi lütfen önereceğim. Sözgelimize Hadit bu okulda okurken ilk kez Rus konstruktivistleriyle sözgeli bir Chernihovla ve onların içinde bulunduğu grupla karış, karşılaştığını söyler. Bu okulda bulabildiği için aynı dönemde hemen hemen ben daha haditle neredeyse yaşatım diyeceğim rahmetliyle. ve ee, ben böyle bir şeyi bulabildiğimi hatırlamıyorum. O dönemde Rus konstrüktivistleri diye bir şey duyduğumuzu hatırlıyorum. İki arkadaş İstanbul'da bir tane acaba herhangi bir üniversitede bir kitaplık, bir, tabii kitap bulabilir miyiz? Şu Rus konstrüktivistleri neler yapıyorlar? Bir görelim taze bir şey diye aradığımızı hatırlıyorum. Şimdi Elinizde bu iktidarınız yoksa mimarlık eğitimi bağlamında da kurumlaşma şansınızın darlığını görmek zorundayız. Kitaplık dolayısıyla çok mu önemlidir? Kitaplık tabii ki önemlidir ama herhangi bir kitaplık önemli değildir ki 16. yüzyıldan da kitap var, 18. yüzyıldan da kitap var. Rus konstrüktivistleri de var. Ben Rus konstrüktürlerinden duyduğum zaman öğrenciydim. Bir Rus konstrüktürüzün söz gelimi Çernihov'un kitabına ulaşabilmem. Ancak profesör olduğum zaman mümkün oldu. Bu ciddi bir eksiklik mi? Tabii ki eksiklik. Ben mimarlık tarihçisiyim. Ve çok önemli bazı şeylere erişmek için ikincil kaynaklardan gitmek zorundayım. Bir Çernihov kitabını açıp bakamam. Şimdi bu bizim iktidarımız az mı sorusuna bir cevap olarak yorumlayabilirsiniz. Evet, tabii ki EY'de öğretim üyeliği yapan birinin bazı alanlarda benden daha yüksek bir entelektüel iktidarı olması pekala da mümkündür. Kendimi aşağılamak için söylüyor değilim. Sadece durumu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa asla mütevazi biri falan olduğumu düşünmeyin lütfen. Okulların kendi iktidar alanları vardır. Bir tanesi söz gelimi Rusya'da Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi. Bu okul yakın zamana kadar bugün de kendi iktidar alanını klasik mimarlık olarak tanımlardı. Ne demek bu? Okula girersiniz. 18. yüzyılda yapıldığı gibi Korint sütun başlığı çizersiniz, İyonik sütun başlığı çizersiniz. Doğrudan doğruya kurşun kalemle diyelim ki serbest resim alıştırması yaparsınız. Projeleriniz sanki 18. 19. yüzyılda çizilmiş gibidir. Bu okula Amerika'dan bile öğrenciler gelirdi. Klasik mimarlık çalışmak istiyorum çünkü buranın iktidarı bu dünyada bir benzeri daha yoktu ki Dolayısıyla buraya gelirsiniz. Bu iktidarın kurumsal iktidarın ne kadar önemli olduğuna bir kere daha vurgulanacak bir meseledir. Aynı şey Sayark çok daha yeni bir okul, bildiğim kadarıyla 2000'lerde kurulmuş bir okul. Daha kurulduğunda temel argümanları biz akredite olmayacağız. Amerikan üniversite sisteminde akredite olmaya niyetimiz yok. Biz doğrudan doğruya Dijital tasarım alanında, hesaplamalı pratikler alanında çalışacağız. Çok özel bir okul olacak. Hocalarımız da ona göre, projemiz de ona, dersimiz de ona göre biçiminde kendine bir kimlik tanımlamıştı, bir iktidar alanı tanımlamıştı. Sayarkın çıkışı budur. Açıldığı zaman bir hava alanı hangarının içinde çalıştığını hatırlıyorum. Dünya çapında tanınmıştı, bir hangarın içinde bulunuyordu. Şu anda bir başka bildiğim kadarıyla depo yapısını dönüştürerek içine girdiklerini de söyleyebilirim. Ama sorun binadan ibaret değil. Demin de söylediğim gibi özel bir iktidar alanı var okulun. Ben onu yapacağım. MIT Negroponte'den başlayarak daha 70'li yıllardan başlayarak dijital tasarım alanında çalışacağım, bilgisayarlı pratikler alanında çalışacağım diye bir argümanla yola çıktı. Ben mimarlık eğitimi yapacağım. Okullardan bir tanesi daha benim filan demediklerini anlatmaya çalışıyorum. Kurumlar kendilerini dönüştürebilirler mi Türkiye'de? Bu soruya cevap vermenin kolay olmadığının farkındayım. Dönüştüremezler büyük ölçüde. Çünkü Türkiye'deki bir mimarlık okulunun nasıl olması gerektiğine ilişkin gayet katı kurallar vardır. Ne demek bu? Bütün okulların ders programlarının Türkiye'deki kadar birbirine benzediği bir yer en azından ben bilmiyorum. Bilen varsa lütfen söylesin. Bütün okullar aynı dersleri gösteriyor. Hemen hemen aynı saat miktarında gösteriyor. Aynı ağırlıkta gösteriyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Okul kendini dönüştürür. Yeni koşullar çerçevesinde başka bir şey olur. Başka bir biçimde eğitim yapar. Ve hepsinden önemlisi de yandaki okula benzeyim diye bunu yapmaz. Türkiye'deki bütün okullar hepinizin bildiği gibi standarttır. Bu standartlaşmanın ciddi sorunları olduğunu bilmek zorundayız. Eskiden bir ölçüde var mıydı? Vardı. Mimar Sinan'ın, o zamanki Güzel Sanatlar Akademisi'nin kendine özgü bir eğitimi vardı. Teknik Üniversitenin kendine özgü bir eğitimi vardı. Yıldız'ın kendine özgü bir eğitimi vardı. ODTÜ'nün kendine özgü bir eğitimi vardı. Bunlar ayrıştırılabilir farklılıklar içerirlerdi. E bugün Türkiye'de böyle bir imkanın neredeyse kalmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla kendi programınızı biçimlendirebilir misiniz Türkiye'de? Biçimlendiremezsiniz. Söz gelimi ben okulda diyelim ki hiç hesaplamalı konstrüksiyon pratiklerini anlatmayacağım. Hiçbir şekilde statik dersi olmayacak. Matematik dersi olmayacak. Böyle bir Türkiye'de okul yok. Mutlaka yapmak zorundasınız. İyi de Viyana'da Güzel Sanatlar Akademisi bunların hiçbirini anlatmaz. İstiyorsanız yan tarafta teknik üniversite var. Oradan gider statik dersi alırsınız. Hesaplamalı konstrüksiyon dersini alırsınız. Ama bütün öğrencilerin aynı dersi aldığı bir sistem olmaz. Ben çok ayrıntılı mimarlık tarihi öğrenmek istiyorum. Sanat tarihi bölümüne gidersiniz Viyana Üniversitesi'nin. Oradan ders alırsınız. Böyle okullar dünyada çok sayıda. Singapur'daki okul neredeyse bütünüyle konstrüksiyon tasarımı üzerine biçimlenir. Bizim yapı dersi dediğimiz şey projelerini gördüğümü hatırlıyorum. Yıllar önce orada çalışmış bir arkadaş bana konstrüksiyon projelerini göstermişti orada kendi yaptırdığı. Bunlar olağan projeler dedi. Şöyle söyleyeyim, mimarlık bürolarında çizilen projelerden daha profesyonel projeler gördüğümü hatırlıyorum. Diyelim ki mimarlık ikinci sınıftaki öğrenciler. Çünkü okul çok ağırlıklı olarak konstrüksiyon eğitimine ağırlık veriyor. Diyelim ki mimarlık tarihine aynı önemi vermiyor. Mümkün mü? E, tabii ki mümkün. İlle de bir çocuğun İlle de bir mimar adayının mimarlık tarihi okuması gerekiyor. Diyelim ki mekanik tasarımını okuması, tesisat tasarımını okuması gerekiyor. Hiçbiri gerekmiyor. Kent Üniversitesi'nin sadece atölye öğretimi vardı İngiltere'de. Sadece atölye. Bütün dersler atölyede görülüyor. Yapı dersi yok. Proje çizerken yapı problemlerini de çözüyorsunuz. Konstruksiyon problemlerini de çözüyorsunuz. Mimarlık tarihi ister alırsınız ister almazsınız. Şimdi böyle mi olmalı? Böyle olmalı demek istemiyorum. Böyle de olabiliyor. Bunların ayrıştığı kurumsal yapılar var. Bu ayrışmayı önemsemek zorundayız. Biz her şeyin paket halinde ortak olmasını bekliyoruz. Mimarlık dünyası böyle bir dünya değil uçsuz bucaksız bir bilgi alanının içinde bir tarafından tutturarak girersiniz. Her şeyi bilen mimar o bir efsane. Ama hala internete girin, mimar neleri bilmesi gerekir diye Vitruvius'tan başlayarak anlatıyor. Astronomi de bilmesi gerekiyor. Astronomi bilmiyorum, mimarlık diplomam var. Sayısız şey hiç umurumda değil. Benim umurumda değil, Pek çok kişinin de umurunda değil. Ya ben bunları bilmiyorum, bilmeyeceğim de bana ne? Ya da orada yazılmayan bambaşka şeyleri bileceğim. Mümkün mü? E tabii ki mümkün. Ama Türkiye'de biliyorsunuz bir kere bilginin araçsallaşması diye de bir mesele var. Bu ne demek? Ne işime yarayacak bu diye sormak gibi şahane bir Türk alışkanlığımız var. Ne işime yarayacak? Bunu okuduğum zaman ne iş? Hiçbir bilgi hiçbir işe yaramaz ki. Bilgileri siz işinize yaratırsanız, işinize yararlar bilgiler. Kendilerini tanımlamazlar. Ben şu işe yararım, dolayısıyla mutlaka beni öğrenmek lazım diyen bir bilginin olmadığını herhalde hepiniz biliyorsunuz. Yaratırsanız yarar. Bunu görmek zorundayız. Ama biz zannediyoruz ki böyle standart bir eğitim programı var. Bolonya kriterleri var. Orada bunların hepsinin sayfa hatta saatleri bile tanımlanmış. Oradan öğreniriz. Dolayısıyla şahane mimarlar üretebiliriz, yetiştirebiliriz. Böyle bir şansımızın olmadığını, dolayısıyla da okulların kendilerini dönüştüremediğini söylemek istiyorum. Böyle bir bakış açınız yoksa okulunuzun o güne kadarki yaklaşımını da dönüştüremezsiniz. Söz gelimi Stuttgart Teknik Üniversitesi'ni gösteriyorum. Stuttgart Teknik Üniversitesi 1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda Almanya'nın en gelenekselci üniversitesiydi. En gelenekselci. Benim mütereddit modernler diye adlandırdığım insanlar burada ders verirlerdi. Ama diyelim ki Breslau'da Pötzik ders verirdi. Onlar aynı derecede diyelim ki gelenekselci değillerdi. Diyelim ki Berlin Teknik Üniversitesi başka bir şeydi. Şimdi bu üniversite ne oldu diyorsak, bugün bambaşka bir üniversite artık gelenekselci falan değil. Ama hala Stuttgart Teknik Üniversitesi Mimarlık Okulu burası. E, Türkiye'de böyle şanslarımızın çok kısıtlı ölçüde olduğunu görmek zorundayız. Dolayısıyla okullar kendilerini dönüştüremezler. Başladıkları yerden uzaklaşamazlar. Hep o başladıkları noktaya takılıp, kalırlar Türkiye'deki bütün okullar böyledir takılırlar başlangıç noktalarında takılırlar Oysaki okulun temel özelliği bu dinamizmidir artık böyle eğitim yapamayız arkadaşlar diyen birileri olmak zorundadır biz diyemeyiz Türkiye'deki okullar genel hiyerarşilerden özerk olamazlar Bu ne demek Türkiye'deki bütün okullar, YÖK sisteminin tanımladığı kriterlere göre biçimlenirler. Bu ne demek? Doktor olmanız gerekir, sonra doçent olmanız gerekir, sonra profesör olmanız gerekir. Böyle işleyen bir sistem. Bunların hepsinin de gayet katı kuralları var. Peki hiyerarşilerden özel olmak ne demek? E söz gelimi Princeton Üniversitesi'nin profesörlerinden birini gösteriyorum. Yakın zamana kadar Princeton Üniversitesi'nin mimarlık okulunun başkanıydı, dekanıydı diye nitelendirebiliriz. Peki akademik eğitimi ne? Hiçbir şey. Yüksek lisansı var sadece. Yüksek lisansı var ama profesör. Niye? Mimarlık okulunda olmak için sizin başka diyelim ki sosyolojide olduğu gibi, diyelim ki mühendisliklerde olduğu gibi standart güzergahlardan gelmeniz gerekmez. Mimarlık öyle bir alan ki bunların hepsini aşar. Çok daha geniş, bambaşka bir otopoyetik alan mimarlık. Mühendislik de aynı şey değil ki, başka bir alan. Sosyolojiyle aynı şey değil ki, orada Evet, doktorasını yapmış istersiniz ama mimarlık okulunda doktorası olup da hayatında bina yapmamış insanlar tasarım dersleri verirler. E, tabii ki verirler. Peki tuhaf bir durum mu? Tabii ki tuhaf bir durum. Böyle bir sistem olamaz. Bunu görmek zorundayız. Bazı okullar istiyorlarsa doktor, doçent, profesör gibi hiyerarşilere uyabilirler ama istemeyenler uymazlar. Dünyadaki mimarlık okullarının önemli bir bölümü uymaz. EY'de hoca olmak için e, YÖK sisteminde doçentlik almak filan gerekmediğini herhalde hepiniz biliyorsunuz. Princeton Üniversitesi'nde gerekmiyor, Kolombiya'da gerekmiyor. Okulu yönetirsiniz bile. Türkiye'de okulu yönetmeniz için profesör olmak dışında, hatta bir zamanlar öyle bir şey de vardı, bilmem kaç yıl profesör olarak çalışmak gerekiyordu. Çavun karpuz yata yata büyür. E böyle Türkiye'deki sistem böyle bir şeydir. E bunu değiştirmek gerektiği çok açık. Mimarlık üzerinde başka alanlar üzerine ukalalık etmeyeyim ama mimarlıkta bu tıkanıklık ciddi bir tıkanıklıktır. Doktorası olmayan birisine proje dersi verdiremezsiniz. E piyasadaki mimarların doktoraları mı var? Yok. Olması mı gerekiyor? Doktora çok özel başka bir iş. Benim doktoram da var. <laughs> Bütün zorunlu aşamalardan geçtim. Ama ben hayatımda bir kere bile proje dersi vermedim. E, veremem, gayet basit. Veremem. Bilmiyorum. Okulu bitirdikten sonraki beş yıl boyunca evet yarışmalara, şunlara bunlara katıldım ama ben bir pratik yapan mimar olduğumu iddia edebilir miyim? Böyle bir imkan var mı? Bu pratik yapan mimarlar okuldakilerden daha iyidir anlamına gelmiyor. Bazı alanlarda daha iyidirler anlamına geliyor. Bunu ayırt edebilecek bir özgül hiyerarşi kurmak zorundasınız. Mevcut yokun standart hiyerarşisine uyarak mimarlık okulu ayakta tutulamaz. Kurumların kurumsal bellekleri vardır. Bizdekilerin var mıdır? Kurumsal bellek ne demek? Münih Teknik Üniversitesi'nin mimarlık müzesini gösteriyorum. 19. yüzyılın ortasında kurulmuş bir üniversite. Kendi mimarlık müzesi var. Gidip okulun ilk mezunlarının bile okul projelerine erişebilirsiniz. Lütfen Türkiye'de bir deneyin. Biz bu sergiyi yaparken denedik. Ulaşamazsınız. Ya yoktur, ya vermezler, örgütlü değildir. Hiç olmayan okullar var. Bazıları örgütlü değildir. Bir tane odaya projeleri atmışlardır. Orası arşiv diye durur. E şimdi bu böyle bir sistemin içinde hafızanız yok demektir. Türkiye'de mimarlıkta hafıza kadar çok konuşulan bir şey yok ama Türkiye'de okulların hafızası yoktur. Bu oyuna kentsel bellek diye palavradan konuşabilen bir ülkede yaşadığınızı umarım biliyorsunuzdur. Dolayısıyla bu okulun müzesine giderseniz içinde düzenli sergi de vardır. Kendi projelerinde sergiler, dışarıdan da sergiler yapar. Ama hepsinden önemlisi bu bir bellektir. Bütün önemli okulların böyle arşivleri olur. Türkiye'dekilerin olmaz. İyi de 1775'ten başlıyor. Aramanızı öneririm. 1820 tarihli bir teknik üniversitelinin yaptığı bir projeye erişmeyi deneyin. Bulamazsınız. 1850 tarihli bulamazsınız. 1870 tarihli bulamazsınız. Ben bunları topladığım için rahatça söyleyebilirim. Bulabilecekleriniz kabaca 20. yüzyılın başından başlar. Ben çünkü mimarlık ne diyelim, belgelerini de toplamak gibi kötü bir alışkanlığım var. Dolayısıyla da Türkiye'de bulamazsınız. SALT to toplar, gerçi Allah'tan ki toplar. Ama tabii ki SALT bir mimarlık okulu değil, bir sistematik içinde toplamaz. Kendisine verilen malzemeyi toplar ancak. İyi ki toplar, o ayrı mesele. Ama okul belleği bu değil ki. Okul belleği bütün aşamaları söyleyebilir. Bozardaysınız, bozarın bildiğim kadarıyla 1930'larda, 20'lerde, 10'larda bütün öğrenci projeleri portfolyolar halinde basılırdı. Bozar'ın böyle kitapları vardı. Bende bile birkaç tanesi var tümünü basarlar. E şimdi bu sadece bir yerde koruyorlar anlamına gelmiyor. Hafızayı üretirsiniz. Hafıza üretilir bir şeydir. Hafıza insan hafızası gibi bir şey değildir. Bu Türkiye'de çok sevilen lafı bu arada eleştireyim. Türkiye'de hafıza deyince kentin taşında buluruz onu zannediyoruz biz. Hayır böyle bir şey değil. Hafıza üretilir bir şeydir. Entelektüel olarak, zihinsel olarak üretilir bir şeydir. Bu gerçeği görmek zorundayız demek ki. Berlin Teknik Üniversitesi'nin Mimarlık Müzesi vardır. 1830'lardan başlayarak projeleri saklarlar. Çeşitli mimarlar, mezunlar projelerini buraya verirler. Dolayısıyla dev bir birikim var burada. Buna sahipseniz kurumlar kendilerini tarihselleştirirler. Türkiye'dekiler tarihselleştirebilir mi sorusunu sorayım. tarihselleştiremezler. Türkiye'de şu anda henüz bir tane mimarlık tarihi diyelim ki e, mimarlık eğitiminin tarihi diye Türkiye'de bir kitap bulamazsınız. Yok böyle bir kitap. İyi de 250 yıldır mimarlık eğitimi yapıyoruz. 250 yıl. Ne biliyoruz? 1850 yılında mimarlık eğitimi o zamanki mühendishanede nasıldı yapıldığını biliyoruz. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir verisi yok. Birkaç tane mühendishane tarafından basılmış eski Osmanlıca kitap vardır. Onlar da zaten eğitimi anlatmazlar. Temel bilgiler düzeyinde verirler. Matematik bilgisi kitabı bulursunuz. Gerçekten askeri tahkimat kitabı bulursunuz. Ama Mimarlık eğitiminde bunun nasıl somutlaştığı gerçeğini hiçbir yayından izleyemezsiniz. Buradakine kurulduğu günden beri Kolombiya Üniversitesi'nin Mimarlık Okulu'nun mimar yetiştirme alanındaki yaklaşımlarını anlatan bir kitap. Epey büyük boyda bir kitaptır ama bütünüyle Kolombiya Üniversitesi'nde bu iş nasıl yapılıyormuş hemen görebilirsiniz. Türkiye'de hiçbir üniversitede göremezsiniz. Normal bir durum mu? Hayır normal bir durum değil. Teknik üniversitede 1940'lı yıllarda mimarlık eğitimi nasıl yapılıyordu bilemezsiniz. 50'li yıllarda Hosmeister oradayken, Bonats oradayken nasıl yapılıyordu bilemezsiniz. Okulun mezunları size sadece çok iyi hocamızdı. Çok şey öğrendik diye anlatırlar. birkaç gün önce bir akrabamın fotokopi olarak anılarını buldum. Teknik Üniversitenin, bir yanlış hatırlamıyorsam 47 tarihli mezunuydu. O şunu söylüyor. Biz 6 yıllık eğitim gördük diyor. Bu 6 yıl boyunca ben bizim Teknik Üniversitedeki kitaplığın açık olduğu bir günü bile görmedim. Öğrenciler gitmişler, sormuşlar yönetime, niye açmıyorsunuz diye. Yönetimde o zamanki üniversitenin rektörü kitaplar çalınıyor demiş. Şimdi bir tuhaflık var herhalde. Bu gerçeği görmek zorundayız. Her şeyin tarihini yazarsınız. Yazarsanız belleğiniz var. Yazarsanız tarihselleşir. Amerikan okullarındaki mimarlık tarihinin tarihi Evet, mimarlık tarihinin tarihi var tabii ki. Mimarlık tarihi denilen şey standart bir tane metinden oluşan bir şey değil ki. Sayısız yaklaşım var. Tarihi mi var? Evet, tarihi var. Ufuzun bir tarihi var. Üzerine en azından çok kapsamlı bir makalenin yazılabileceği, kitapların hayda haydi yazılabileceği bir tarihi var. Ama biz yazmayız. Niye yazmadın diye sormayın lütfen sen yazaydın biçiminde sorabilirsiniz. Bütün kitapları ne yazık ki ben yazamıyorum. Bu Teknik Üniversitenin 125 yıllık tarihinin öğrenci projelerinden oluşan bir albüm. Arayın bulabilecek misiniz Türkiye'de bir dengini? Kurumlar kendilerini kamusallaştırır mı? Evet, bütün kurumlar kendilerini kamusallaştırır. Bu ne demek? Kamuya mal edersiniz. Bir anlamda PR yaparsınız. Her kurum kendi reklamını yapar. Reklamını yapar. Biz Türkiye'de tuhaf buluruz kurumlar reklam mı yapar diye. Mimarlık okulları yaparlar. Dünyanın her yerinde reklam yaparlar. Reklam yaparken gazeteye ilan vermezler tabii ki. Ama yetkinlikleriyle sürekli olarak kamuyla buluşurlar. Biz bunu ancak çok kısıtlı ölçüde yapabiliriz. İşte burada diyelim ki teknik üniversitede sergiye gidebilirsiniz. Kurum kendisini mi kamusallaştırıyor? Evet, kamuya mal ediyor. Orada ne yapılıyor? Görebilirsiniz. Daha önce ne yapılmış? Görebilirsiniz. Aa, teknik üniversite helal olsun diyebilirsiniz. Bunları ne yazık ki Türkiye'de diyemezsiniz. Kurumlar kendi çalışma ve üretim koşullarını kendileri belirler mi? Türkiye'de mimarlık okulları belirleyemezler. Kendi koşullarını belirleyemezler. Sayısız zorunluluk vardır. O kadar ilginç derslerle doludur ki bizim programlarımız dünyanın bir yerinde duysalardı şaşkına dönerlerdi. Türkçe bilen öğrencilere Türkçe dersi var. Böyle bir şey olur mu? söz gelimi. İş güvenliği dersi var mimarlık okullarında. Zorunlu iş güvenliği. Belki iş güvenliği gerektirecek bir şeyde çalışmayacaksınız. Hepimiz gidip şantiyede mi çalışacağız? İşçi düşer diye bilmek zorunda mıyız? Yok. İçimizde yüzde onu bile şantiyeye gitmez. Şantiyede çalışmayacaktır. İş güvenliği dersi niye gösteriyoruz? bilgisayarda basarken parmakları kırılırsa diye mi görüyoruz? Ama görmek zorundayız. İnkılap tarihi görürsünüz. Çoğu okulda matematik zorunlu derstir. İyi de ben bunları lisede okudum. İsterseniz ya koymayın. Okulunuz akredite olamaz. Restorasyon dersi olmayabilir mi bir okulda? Evet, bazı Amerikan okullarında yoktur. Restorasyon diye bir ders yok. Koruma diye bir ders yok. Bazılarında çok ağırlıklıdır. Okul kendi kimliğini ve kendi çalışma koşullarını, kendi öğrenci yetiştirme niteliklerini kendisi saptar. Biz saptayamayız. Zorunda olarak bunları yaparız. Son yıllarda akreditasyon diye bir bela çıktı. O tam böyle bir meseledir. Okullar eşdeğer mi diye bakıyoruz. Okullar eşdeğerse yandık demektir. Ana okulları bile eşdeğer olmuyor bugünün dünyasında. Birbirlerinden farklılar. Eşdeğer olmayacaklar tabii ki. Sorun kendi ilerlemek istedikleri güzergahta adabıyla ilerliyorlar mı, ilerlemiyorlar mı? Ama Türkiye'de yök denetimi diye bir şey var. Akreditasyon kurumları var şu dersiniz sizin iki saat aslında dört saat olmalı diye size söz gelimi bir denetim verisi önünüze ulaşır. Çalışma koşullarını her anlamda kendileri belirlerler. Bozarda 33 tarihinde bir atölye, bir kaos, bir kaos. Okulda aklıyla evvelin biri demiyor mu? Arkadaşlar şu masaları doğru dizin lütfen. Sırayla dizsin. Bir zamanlar benim gençliğimde teknik üniversitede bütün masaları ip çekerek sıraya dizdiler. İp çekerek. Yere sabitlediler. Sonra neyse söküldü bunlar ama bu söylediğim mesele 1900 84 falan gibi bir tarih olsa gerek. Şimdi böyle bir mimarlık okulunu duyan varsa dünyada gelsin. Böyle bir disiplin. Mimarlık okulu disiplinsizlik demek arkadaşlar. Disiplin olmaz. Mimarlık öyle bir alan. Burada disiplin askeri okulda geçer. Evet disiplin gerekir. Tıp eğitiminde disiplin gerekir tabii ki. Ama mimarlık eğitiminde disiplin gerekmez ki. Harvard'ın atölyesinden bir görünüş. Disiplin mi var? Michigan Üniversitesi'nde atölyenin içinde iki katlı strüktürler vardı. Üst katında öğrenciler uyuyorlardı, alt katında çalışıyorlardı. Kendileri dışarıdan kereste getirmişler, küçük küçük strüktürler yapmışlardı ve birer minik ne diyelim? Ev gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir yöneticide, ya bu ne biçim atölye? Burada kim ne diyelim? Hiçbir disiplin yok diye şikayette falan bulunmuyordu. Ve Türkiye'de yapmayı denemenizi öneririm. Zaten çoğu okulda kişisel masanız bile yoktur. Nerede deneyeceksiniz? Bırakın içine küçük bir ev yapmayı kişisel masa bile olmaz. Hangi masayı bulursanız onu kullanırsınız. Ertesi derste başka bir masada çalışırsınız. Sistemimiz böyle. Sistemimiz böyle de mimarlık sistemi böyle değil. İşte o otopoyetik ve başka bir alan. Aynı okulun daha eski bir görüntüsü. Okullar kendi hedef kitlelerini ve paydaşlarını oluştururlar mı? Tabii ki oluştururlar. Kendi kimliklerine göre oraya özel talebi olanlar gelir. Özel talebi olanlar gelir. Nasıl insan yetiştirmek istiyorsanız öyle insan seçersiniz. Dünyada genel üniversite sınavından gelerek mimarlık okuluna girilebilen ender ülkelerden biriyiz. Ender ülkelerden biriyiz. Başka ülkelerde mimarlığa başlayabilmek için başlangıçta portfolyo isterler. İyi bir Amerikan üniversitesinde daha liseden acaba sen mimarlıkla ilgili bir şeyler mi yaptın sorusunu sorarlar. Benim canım mimar olmak istedi. Puanım da 226. Ben geldim yöntemiyle mimarlık okuluna girilmiyor. Mimarlık okulu seçer seçmek zorundadır. Seçilmeyenler işe yaramıyordu anlamına gelmez. Hangi tür adam yetiştirecekseniz ona göre seçersiniz. Eski teknik üniversitenin diyelim ki fen bilimleri sınavı vardı. Çünkü teknik üniversite diyelim ki ben fen bilimleri ağırlıklı eğitim yapacağım diyordu. Dolayısıyla da fizik, matematik, kimyadan sınava girerdiniz. Ottü başka biçimde seçerdi. Başka biçimde seçerdi. Ayrı bir seçme sistemi vardı. Yine çoktan seçmeli bir sistemdi ama matematik sistemi falan değildi. Mimar Sinan'ın apayrı bir seçme sistemi vardı. İlle mimar olacağım diye çatlayanlar gelirdi. Ben 55 kişilik bir sınıfta başladım Mimar Sinan'da öğrenci olarak. İçimizdekilerin en az yarısı başka okullarda birkaç yıl okumuş ve kaçmış insanlar olurdu. Ben dahil. Ben teknik üniversiteden kaçtım, inşaat fakültesinden. Günkut Takıt söz gelimi, iktisat fakültesinden kaçmıştı. Adnan Kazmoğlu, ODTÜ'de uluslararası ilişkiler okumuştu. Bülent Erkmen, uluslararası ilişkiler okumuştu, kaçıp gelmişti. Bazıları 2-3 yıl okumuş olarak gelirlerdi. Ne işe yarar diyorsanız, ille de mimar olacağım diye çatlarsınız. Çatlıyorsanız gelirsiniz. Şansıma bu çıktı. Böyle gelmezsiniz. Türkiye'de şansınıza çıkar. Bu ciddi bir sorundur ve bunu görmek zorundayız. Dolayısıyla Mimar Sinan'ın böyle sınavları vardı. Mimar Sinan'a giriyorsanız resim sınavına girerdiniz, sanat tarihi sınavına girerdiniz, fizik sınavına girerdiniz, matematik sınavına girerdiniz. Hepsinden not alırdınız. Yıldız'ın bildiğim kadarıyla ayrı bir sınavı vardı. Şimdi bunların hiçbiri yok. Şunu görmek zorundayız. Ne okullar türdeşi olabilir, ne de insanlar türdeşi olabilir. Hepimiz farklıyız. Bazılarımız çok iyi çizim yaparız. Bazılarımız beceremeyiz. Rossi ile ilgili böyle bir kendisinin anlattığı bir hikaye vardır Aldo Rossi. O Milano Politekniği'nden mezun girmiş, daha birinci yılda hoca çağırmış, senden mimar olmaz demiş. Çünkü çizim yapamıyorsun, bu ne biçim çizim, çocuk çizimi gibi. Okulla böyle bir itişme ilişkisi de kurarsınız okula katlanmazsınız. Okulla ilişki dinamik bir ilişkidir. Ben burada olacağım. Sen olamaz mısın dedin, olacağım da gör. Aldorosya olmuş. E böyle bir iddia olması gerekir. Bu iddianın olması için farklı farklı insanlar olması gerekir. Farklı tercihler olması gerekir. Farklı tercihlere açık okul sistemleri, kabul sistemleri olmak zorundadır. Nihayet sona artık yaklaşıyorum. Okullar kendi kurallarını kendileri oluştururlar. Hepsinden önemlisi teamüllerini oluştururlar. Hiçbir yerde yazılı olmayan okulların kuralı olur. Sadece kurallarla, yönetmeliklerle, yönergelerle yönetilmez ki okul. Böyle bir okul yok. Türkiye'dekiler öyle yönetilirler. Yönergeler, çeşitli ne diyelim usul ve esaslar listeleri sürekli üretilir durur. Bunlar yapılmaz. Niye? Çünkü onları bir kere sabitlediniz mi oynayamazsınız ki. Yönetmeliğinizi sabitlediğiniz zaman Türkiye'de yönetmeliğiniz mutlaka resmi gazetede yayınlanır. Böyle bir ülke var mı? Ben bilmiyorum. Bir okulun öğrenci yönetmeliği resmi gazetede yayınlanıyor. Ya resmi gazeteyi ne ilgilendirir böyle bir şey? Türkiye'de ilgilendirir. Gök'ün standart yönerge kalıpları var. Buna aykırı olmayacak diye tanımlar var. Sizin kendi okul yönetmeliğiniz, Gök'ün tanımladığı ana yönetmeliğe uygun olmalıdır. O da o kadar katı tanımlar ki, içinde çok küçük oynamalar yapabilirsiniz okul olarak. E Böyle bir şey olamaz. Viyana Üniversitesi'ne, Viyana Güzel Sanatlar Akademisine girdiniz. Ömrünüz boyunca öğrenci olarak devam edin. Atılma yok ki. Atılmazsınız gayet basit. Eski akademi öyleydi. İstiyorsanız 15 yılda bitirin. Başka işlerle uğraştınız. Dışarıda hatta öyle arkadaşlar hatırlıyorum dışarıda zaten projecilik yapan ama okulu bitirmeyen insanlar hatırlıyorum. Bunların hiçbiri artık mümkün değil. Şu kadar sürede bitirmek zorundasınız. Bazı okullar bitirtmeyebilir. Hepsi bunu yapsın diye bir öneride bulunuyorum filan zannetmeyin. Bütün okullarda sonsuz aktanınsın filan demek istemiyorum. Ama okuldan okula fark olmalıdır. Siz o farkı bilerek gidersiniz o okula çünkü. Farkı bilmeyerek gidiyorsanız ciddi biçimde otopoyetik bir sistemin içinde siz otonom bir birey olarak var olamazsınız. Ama modern dünyada otonom bireyler olmak zorundayız. Sürüden biri olamayız ki. Oluyorsak problem var demektir. Sistem çalışmıyor demektir. Çalışıyor mu diye kendinize sorun. Ben cevap vermeyeyim. Dolayısıyla bu konvansiyonları okul kendisi üretmek zorundadır. Hepsinin hesabı yoktur. Okulda öğrenciyle nasıl konuşulacağı bile okuldan okula değişir. Eskiden hatırlarım, Teknik Üniversite'de tüm üyelerinin konuştuğu gibi Mimar Sinan'da konuşmazdı. Mimar Sinan'da gözünün yaşına bakmazlardı. Aşağılama gayet olağan bir durumdu. Teknik Üniversite'de yapmazlardı. Hiçbir öğrencinin de koşarak dilekçe yazdığını duymadım. Biraz önce duydum. Öğrencinin biri şikayet yazmış. Bilmem ne jürisinde hocalar çok laubali davrandılar. Teammülleriniz yoksa böyle olur. Her şeyi şikayet edebilirsiniz tabii ki. Bana kötü davranıldı. Hoca bana sen ne biçim mimar olacaksın dedi. Demeli midir? Bütün dünyada diyorlar arkadaşlar. Bütün dünyada diyorlar bunu. Derler. Böyle nazlı bir öğrenci türüyle olmaz. Böyle bir öğretim üyesi tipiyle de olmaz. Öğrencileri suçluyorum falan diye düşünülmesin, yanlış izlenim vermesin. Ama her okulun tavrı başkadır. Kimisi kötü davranır, kimisi iyi davranır. Kızar mısınız? Tabii kızarsınız. Her gün eve geldiğimde ben kendi kendime küfrederdim. Tabii kızarsınız. Ama okul var, okul var. Başka başka okullar var. Onunla didişe didişe de kişiliğiniz oluşur. Günlük gülistanlık bir dünyada çalışmayacaksınız ki, her yerde didişeceksiniz. Tasarımı yapmak didişmektir, inşaat yapmak didişmektir. Okulda da didişirsiniz, dışarı çıktıktan sonra da didişirsiniz. Hiç didişilmeyen bir okul sistemi Türkiye'de mümkündür. Ama o zaman kurum olmaz okullar. Bütün bunlardan sonra okulların temel ilkesi ne olmalıdırla bitireceğim. Hemen söyleyeyim size. Bu Şiller'in 18. yüzyılın o ilk yarısı biterken kabaca Yena Üniversitesi'nin açılışında yaptığı, işin ilginç tarafı Türkçesi de artık yayınlanmış bir metinden parça gösteriyorum size. Şunu soruyor Şiller, üniversitede biz, Brodkeli mi yetiştireceğiz, Filozofische Kopf'u yetiştireceğiz. Bu şu demek, Brodkeli Ekmek okumuşu demek Almanca. Ekmek okumuşu şu. Ekmeğini kazanmak için okuyan insan. Üniversite bunun için değil diyor. Filozof Şekov. Felsefi soyut düşünebilme yeteneklerini geliştirebilen birini yetiştirmek zorundadır üniversite. Türkiye'de ne üretiriz? Brotgelerte üretiriz. Türkiye'de ne yazık ki Brotgelerte üretiriz. Okullar dolayısıyla meslek okuluna benzer. Yapı Meslek Lisesi'nin 5. sınıfı gibi okullarımız var. Lütfen bana sen bu kadar yıl dekanlık yaptın, ne yaptın diye sormayın. Bunların hepsiyle dirişmeye çalıştım yerler oldu. Her yerde değil, yanlış bir izlerim doğmasın. Ama bununla didişebildiğim yerler oldu gerçekten. Bugün hiç mümkün değil. Çok açık söylüyorum. Hiç mümkün değil. Didişmek mümkün değil. Dolayısıyla bütün klasik liselerin programı aynı olduğu gibi bütün mimarlık okullarının da programı aynıdır, ilkeleri aynıdır. E bu problem yaratır diyerek en hafifinden, en terbiyeli biçimde bitirmeye çalışayım. Daha terbiyesiz biçimde konuşma şansımın olduğunu da kestirebilirsiniz ama burada en azından bunu yapmayayım. Benim söyleyeceklerim bu kadar.